eşleşme, algılanan ayrımcılık. Bu süreçte kişilerin kendini iyi hissetmesi, psikolojik iyi oluş gibi kavramları çalışıyorum. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizleri dinliyoruz hocam. Bu arada arkadaşlara da bütün katılımcılara da söylemiş olayım. Bir dakika sonra soru cevap bölümüne geçeceğiz. Yine konuyla bağlantılı sorularınızı da sorabilirsiniz. Duruma göre ben ileteceğim. Buyurunuz hocam. Günümüzde göç daha karmaşık ve heterojen bir yapı halini almış durumda. Göç artık basit anlamıyla bir fiziksel yer değiştirme değil. Aynı zamanda sosyolojik, ekonomik, kültürel, psikolojik bir yapıdan diğerine gitmeyi içeren çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olduğunu görüyoruz. Eskisi gibi sadece bir yer değiştirme değil. Göç sürecine baktığımızda aslında göçü farklı şekillerde ifade edebiliyoruz. Sizlerin de bildiği gibi kişinin iradesine bağlı, iradesine göre gönüllü veya zorunlu, yerleşme süresine göre geçici veya daimi, yasalara uygunluğuna göre düzenli veya düzensiz, ülke sınırlarına göre ise iç veya dış göç şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. İlerleyelim. Pardon. İlerledi şu an hocam. Göç genellikle erkek tarafından gerçekleştirilen bir süreç ve kadın da evlilik veya aile birleşimiyle erkeği takip eden genellikle kadın, eş, anne veya evlenme çağındaki kız çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Göç sürecinde kadınlar uzun süre yok sayılıyorlar. Edilgen ve eklemlenmiş bir halde. Ayrı bir grup olarak değil de göç ettikleri kişilerle beraber ele alıp ayrı bir kategori olarak değerlendirilmediklerini görüyoruz. İster kadınlar tek başına olsun, ister bir anne veya kız çocuğu olarak olsun, ekonomik ve ailevi birçok sorumluluğu da yerine getiriyorlar bu süreçte ve bu kadınların cinsiyetleri ve sosyokültürel birçok nedenle aslında çifte dezavantajlı duruma geldiklerini ifade edebiliriz. Yani kadınlar daha hassas bir grup olarak bu süreçte karşımıza ne yazık ki çıkıyor. Uzun bir süre göç literatürüne bakıldığında sizlerin de bildiği gibi kadınlar ve çocuklar birçok yerde tek bir kavrammış gibi ele alınıyorlar. Fakat aslında bunların ikisinin ayrıştırılarak çalışılması gerekiyor. İşte göç sürecinin kadınlaşmasında da iki temel ögenin aslında biz varlığından bahsedebiliriz. Bunların ilki arkadaşlar, kadınların göç nedenleri arasında genellikle aileyi takip ediyorlar. Ancak işçi göçü olarak kadınlara baktığımızda daha düşük oranda hareketli olduklarını görüyoruz. Ancak son zamanlarda bu sayının arttığı gözlenmekte, yani son 10'lu yıllarda göçmen kadın sayısının arttığını görüyoruz. İkinci olarak da göçün kadınlaşmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi, insan ticaretinin mağduru olarak kadının göç sürecinde yer alması ne yazık ki. Kadınlar uluslararası göçe son 50 yıldan beri artan şekilde katıldıklarını görüyoruz. Aslında bu işte Türkiye'den Avrupa'ya göçte de kadın sayısında artış var. Dünyadaki göç eden kişilerde de kadın oranının arttığını görüyoruz. Dediğimiz gibi bağlantılı göç sürecinde ailedeki erkek üyeler iş buluyorlar. Kadınlar da bunu işte takip ettiklerini gözlemliyorduk. Ancak burada kadınlar bir birey olarak göç kararına bağımsız olarak katılmadıklarını görüyoruz. Ancak işte son 50 yıldır artan bir şekilde kadınların bu göç sürecine kendileri karar alarak bağımsız bir birey olarak katıldıklarını görüyoruz.
Yine günümüzde artan yoksulluk, savaş, işsizlik, birçok eşitsizlik gibi nedenlerle aslında göç bir yapı da değiştirdiğini görmekteyiz. Bunlar göçün kadınlaşmasında etkili oldu ve kadınların göç sürecine katılımı dediğimiz gibi bir takım zorluklarla meydana geliyor. Aynı zamanda şiddet, geleneksel kadın rolleri, toplumsal cinsiyet rolleri gibi sosyal ve kültürel nedenlerle de göç kararı alıyorlar artık günümüzde kadınlar. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan Suriyeli kadınlara baktığımızda kendi ülkelerinde bir takım toplumsal cinsiyet rollerinin farklı olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye geldiklerinde daha çalışmaktalar, kendi ülkelerinde çalışmasalar da bizim ülkemizde çalışmaktalar. Kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini, toplum hayatına karıştıklarını, o ataerkil ve baskıcı bir takım yapılardan daha uzaklaştıklarını görüyoruz. Küresel olarak baktığımızda da aslında kadınların bu süreçte yok sayılıyorlar ama göç edenlerin yarısı da bildiğiniz üzere kadınlardan oluşmakta. Özellikle gelişmiş ülkelere baktığımızda 2000'li yıllardan itibaren Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaklaşık işte yarıyı da geçtiğini gözlemlemekteyiz. Kadınların göç sürecine aktif olarak katıldıklarını görebiliyoruz. Dediğim gibi kadınlar bu süreçte daha görünür hale geliyorlar. Kadınların göç sürecinin hem çocuklar hem de erkeklerden bağımsız olarak ele alınmaları gerekiyor. Ancak şu var, ister kadın etkin ister edilgen olarak sürece dahil olsun, travmatik bir süreç, toplumsal cinsiyet rollerine bağlı bir takım mağduriyetler ortaya çıkıyor bu süreçte. Ve aynı zamanda sosyal ve psikolojik de olumsuzlukların sürece eklemlendiğini görüyoruz. Yani şunu diyebiliriz, göç her zaman bireyler için bir travma kaynağı olarak bir potansiyele sahip. Kadınlar için dediğim gibi daha zorlayıcı bir süreç. Özellikle bu göç ve yeniden yerleşim sürecine karar verilmesi kadınlar açısından daha güç olarak güçlükle başa çıkılıyor bu karar sürecinde. Yerinden edilme kadınlar üzerinde erkeklere kıyasla önemli ölçüde olumsuz etkiye sahip. Bunun yanında kadınların bu süreçte fiziksel istismar ve psikolojik travmatizasyonlarının, psikolojik iyi oluşlarının daha kötü olduğunu da görüyoruz. Özellikle kadınlar ve kızlar savaş ve iç çatışmalar sırasında ister çatışmaların ortasında olsunlar, ister evlerinden kaçarken, hatta mülteciler veya yeni ülke içinde de yerinden edilmiş kişiler için kamplarda bile cinsel bir takım şiddete, istismara karşı özellikle kadınların savunmasız olduğunu biliyoruz. Ev sahibi ülkelerle yeni gelinen ülke arasında yüksek sosyokültürel mesafe varsa ve yeni sosyal ve kültürel normlar ve en önemli engellerden biri dil engeli varsa ve kişilerin geldikleri yerde beklentileri karşılanmadıysa tam olarak kişilerin yaşadığı göç stresi riski artıyor. Göç sürecinde bizler her halükarda bu göç stresini yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi geldiğimiz yerle yeni başlangıç yaptığımız yer arasında bir takım kültürel, sosyokültürel mesafeler oluyor ve normlar, değerler farklılaşabiliyor. Bunlar da bizim yaşadığımız, göçle birlikte yaşadığımız göç stresi dediğimiz olguyu arttırmakta. Katılımcı bir arkadaş mı var? Soru mu var?
Yok hocam, yanlışlıkla bir mikrofon açıldı, sessiz. Pardon. Göç kadınların deneyimleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip, özellikle göç durumuna göre kadınların sahip oldukları haklar, psikolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik alanlarda durumlarının ihmal ve istismara daha açık hale geldiğini de görmekteyiz bu süreçte. Kadınlar erkeklerden ayrışan deneyimleri göç sırasında ve göç edilen ülkede karşılaşılan sorunlar olmak üzere üç grupta toplanabiliyor. Erkekler bu konuda çok daha şanslılar, çok daha hızlı karar verebiliyorlar, daha hızlı hareket edebiliyorlar. Kadınların bir takım sosyal sorumlulukları, çocuk, aileye bağlılık, bir de toplulukçu kültürlerden geliyorsa çok daha fazla sorumluluk hissetme, kadınların göçe karar verme, göç öncesinde yaşadıkları durumu daha da ağırlaştırabiliyor. O kopuş, göç sırasında yaşadıkları, daha sonra ülkede yeni geldikleri, yeni başlangıç yaptığı ülkede biraz önce ifade ettiğim gibi kişilerin yaşadığı kültürler arasında ki uçurum veya farklılık fazlaysa kişiler daha fazla strese maruz kalıyorlar, daha fazla süreçten etkileniyorlar. Yine dediğimiz gibi bu süreçte, göç öncesi süreçte kadınlar eğer karmaşanın, çatışmanın veya bir savaşın olduğu alanlardan geliyorlarsa fiziksel şiddet, saldırı, cinsel sömürü, taciz, toplu tecavüz gibi bir takım risklere daha açık bir grup olduklarını da görüyoruz. Yani erkeklerden çok daha fazla travmatik bir süreçle karşılaşma olasılıkları yüksek ne yazık ki. Yine dediğimiz gibi aile içi şiddete daha fazla maruz kalıyorlar ve kadınların kaynaklara ulaşımının da engellendiğini görüyoruz bizler bu süreçte. Ve kadınların erkeklerden daha farklı karar mekanizmalarının çalıştığını, daha farklı bir düşünce sistematiği geliştirerek göç sürecine karar verdiklerini görmekteyiz. Bütün bunların hepsi aslında kadınların cinsiyetlerinden gelen bir takım nedenlerden dolayı da erkeklerden ayrışan çok ciddi sorunlarla da karşılaştıklarını görmekteyiz. Göç kavramı ile ilgili birçok teori bulunmakta arkadaşlar. İşte ekonomi odaklı, uluslararası göç teorileri bulunmakta, sosyal temelli teoriler bulunmakta. Feminist göç teorilerinde ise göçün gözden kaçırılan toplumsal cinsiyet boyutuna ön plana çıkarılmakta ve aslında göç sürecinin her aşamasında toplumsal cinsiyetin etkili olduğu vurgulanmakta. Çünkü baktığımızda diğer teorilerde kadının bu süreçte olmadığını ne yazık ki görüyoruz. Sosyal psikoloji açısından baktığımızda ise göç sürecine kimlik, kültürleşme, gruplar arası ilişkiler, temas, ön yargı gibi kavramların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Feminist göç çalışmalarında mülteci kavramında kadın meselesi erkeklerle aynı bağlam içinde ele alınıyor ve toplumsal cinsiyet konusunun tümüyle yok sayıldığını görüyoruz. Oysa bütün sığınmacılar gibi sözleşmede belirtilen baskı, zulüm, korku içinde oldukları için ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında bu grubun hem göç sürecinde hem de sığındıklarında erkeklerden farklı bir takım sorunlarla karşılaştıklarını ve eşitsizliklerle mücadele ettiklerini görüyoruz. Kadınlar uluslararası göçe biraz önce de dediğim gibi çoğu zaman işte eş, anne, gelin, çocuk olarak katılıyorlar. Ancak bu aile birleştirme programları dediğimiz programlar kadınların tam olarak
birer birey olarak ele almıyorlar. Ama kadınlar aynı zamanda gittikleri yerde bir işçi olabiliyorlar. Profesyonel, mülteci, göçmen, statülerinde, farklı göç statülerinde sürece dahil olabiliyorlar. Ve kadınlar göç hukukunda genellikle evlilikleriyle kazandıkları statülerine bağlı değerlendirildikleri için burada da bazı sorunlar yaşayabiliyorlar. Uluslararası göç sürecinde kadınların göçmenlik statüsü dediğim gibi bir eş olarak kocasına bağlı türetilmiş ikinci bir durum olarak ele alınmakta. Yine bu süreç arkadaşlar aile birleşiminin parçası olarak kadınlar kendilerini daha güvensiz bir statüde algılıyorlar. Aile birleşimi kadınların ücretli çalışmadığı görevlerle yeni kültürlerinde ailenin kültürünü ve dilini de korumak adına çabası da ekleniyor. Yani kadına aslında gittiği yerde aile birleşimiyle de gitse ikinci bir takım görevlerin yüklendiğini görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi ifade ettiğim gibi ailenin veya kültürlerini korumak, ikincisi de dillerini koruma çabası. Kadınlar kendi ülkelerinde bile hem kültür hem de dilde var olan kültürel farkları erkeklerden çok daha iyi koruduklarını biliyoruz. Ayrıca kadınlara yüklenen görevler arasında baktığımızda destekleyici bir takım görevlerinin de olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda kadınlar kendi hayatlarını yeni gittikleri yerde sürdürürken aynı zamanda baktığımızda çocuklarının bu çok kültürlü ortamda yeni girdikleri kültürde sosyalleşmesi, o kültürde yeni gittikleri sosyal ortamda var olan tanıdıklarıyla, akrabalarıyla ilişkilerin sürdürülmesi, devam ettirilmesi gibi bir takım görevler de üstlendiklerini görmekteyiz. Dediğim gibi kadın göçmenler özellikle anne olarak çocuklarını desteklemek, kendi etnik grubunun ve yeni baskın grubun kültürel değerlerini çocuklarına aktarmak, öğrenmek gibi bir takım sorumluluklarının olduğunu görüyoruz. Bu anlamda kadınlar aslında sosyal desteği de koruma çabasıyla, var olan sosyal desteği koruma çabasıyla aynı zamanda yeni gittikleri kültürden eğer dil sorunu yaşıyorlarsa o zaman kültürle, yeni gittikleri toplumla, baskın toplumla çok fazla ilişkiye girmiyorlar ve daha kendi ayrılarak kendi küçük çevrelerinde hayatlarını devam ettirdiklerini görmekteyiz. Yani aslında hocam bir güvenli alan oluşturma misyonu da kadında olmuş oluyor değil mi? Evet, evet. İşte burada yine kadının durumuna göre yine süreç farklılaşıyor. Eğer bir aile birlikteliği varsa kadın sadece bu güvenli alanı kurmak için çaba harcıyor. Ama eğer tek ebeveynli bir aile ise o zaman kadın hem dışarıda çalışmak, ekonomik olarak katkı sağlamak, yani kadının yükünün daha da arttığını görüyoruz bu süreçte. Çalışmalar zorunluluk olmadan göç eden kadınların olumlu beklentileri ve daha iyimser olduklarını ortaya koyuyor. Yani baktığımızda aslında bir ekonomik nedenle veya daha iyi bir yaşam beklentisiyle göç ettiğimizde daha olumlu şeyler bekliyoruz. Daha rahat hissediyoruz kendimizi. Çünkü orada daha umutlu bir yapımız var. Ve psikolojik olarak da daha iyi kaldırıyoruz. Çünkü şunu diyoruz kendimize. Biz buraya işte çocuklarımız okusun diye geldik. Biz buraya daha iyi şartlarda yaşayalım diye geldik. Daha fazla kazanalım, onların geleceği için bu bize bir şekilde yaşadığımız zorluğa tahammül etmemizi, dayanmamız için de bize bir zemin oluşturuyor. Ancak zorunluluktan göç ediyorsak eğer, o zaman kişilerin yaşadığı sorunlar da daha ağır oluyor ne yazık ki.
Dediğim gibi eğer kişiler baktığımızda istekli göç etmişlerse daha esnek oluyorlar kadınlar ve dil becerileri de yeterli ise aile sosyal desteğiyle çok daha rahat bu süreci ilerletebiliyorlar. Genellikle baktığımızda kadınlar aile birleşimiyle göç etmelerine rağmen biraz önce dediğim gibi ayrılabilirler, mutsuz evlilikler, ayrılıklar, ekonomik sıkıntılar veya göç öncesi çalışmayan göçmen kadınların veya mülteci kadınların çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Ve özellikle Türkiye açısından da aynı şey var. 1960'larda, 70'lerde Avrupa'ya giden kendi göçmenlerimizi düşündüğümüzde onların da bir süre sonra işte aile birleşimiyle eşlerini götürdükleri veya tek kadınların gittiğini, orada çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Kadınların iş piyasasına girmesi biraz eğitim durumlarıyla ve sosyal statü, medeni durumları, çocuk sahibi olup olmamalarıyla doğrudan ilişkili aslında. Yasal çalışma fırsatının olmayışı, güç yaşam koşulları, kadınların iş piyasasına girmesini zaman zaman etkileyebilmekte ne yazık ki. Bir de aslında Ve baktığımız, buyurun. Çok özür diliyorum, yani o aile birleşimine kadar da aslında kadının geçirdiği bir süreç var değil mi? Yani eşinin yanında olmadığı ve çocuklarla tek başına kalıp işte ayaklarına üzerinde durmaya çalıştığı kısım da aslında göçün ona etkisi. Yani öncesi ayrı, sonrası bir ayrı kadın için. Evet, yani önceden de çok ciddi, yani aile birleşiminde de bir göç öncesi süreçte yaşanan zorluklar var. Onunla da mücadele ediliyor. Göç sürecinde de bir sorun var. Ama işte burada hani en daha rahat hangisi geçer diye baktığımızda daha istekli olan olarak gerçekleştirilen, işte bir takım olumlu beklentilerle gerçekleştirilen sürecin öncesinde de çünkü bir takım beklentilere giriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam için bir şeyleri feda etmeniz, ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bu sizi biraz rahatlatıyor. Çünkü daha sonra daha büyük bir ödül alacağınızı, çocuklarınızın refah içinde yaşayacağını, kendinizin şimdiki şartlarınızdan daha iyi hayatınızın olacağını düşünüyorsunuz. Ama zaten süreç, siz orada tek ebeveyn yerine iki ebeveyn olmuşsunuzdur. Yani orada işte çocukların anne veya babadan ayrı büyümesi, bunlar bile başlı başına çok ciddi travmalar. Kesinlikle hocam. Genellikle kadınlar daha düşük statüde işlerde çalışmaya başlıyorlar ve daha uzun süreler çalışıyorlar. Yani göçmen kadınlar, işte mülteci, sığınmacı kadınlar baktığımızda daha yasal olmayan, yani güvencesi olmayan, daha uzun süreli, daha yorucu işlerde çalıştıklarını, daha düşük ücretlerle çalıştıklarını görüyoruz. Eğitimli, orta veya üst sınıftan gelen kadınlar kısa süre içinde kendilerini daha hızlı toparlıyorlar. Gittikleri yere daha kolay uyum sağlayabiliyorlar. Dil becerilerini geliştiriyorlar ve o süreçte gittikleri baskın kültürün iş piyasasında daha rahat var olabildiklerini görmekteyiz. Aslında şu önemli, eğer kadın eğitim sisteminde ne kadar uzun kalırsa göç sonrası süreçte de o kadar rahat tek başına ayaklarının üstünde durabildiğini görüyoruz. Kadın göçmen için dediğim gibi iş yaşamı cinsiyetçi. Kadın göçmenlerin ev işleri genellikle bakım işlerinde sadece dil yetersizliği çalıştığını görüyoruz. İşte dil yetersizliği, mesleki bir takım eksiklikler, kültüre uyum sağlayamama gibi göçün neden olduğu bir durum değil. Aynı zamanda kadın göçmene karşı iş yaşamında yapılan bir cinsiyete dayalı ayrımın da olduğunu görmekteyiz. Özellikle sanayileşmenin artmasıyla niteliksiz kadın emeğindeki artışlar ev hizmetleri başta olmak üzere
bu alanda çalışmalarını, istihdam olanakları yaratıyor. Göçmen kadınların, göçmen erkeklere ve göçmen olmayan kadınlara göre çok daha fazla oranda niteliksiz işlerde istihdam edildiklerini görüyoruz. Ve bu kadınların göç ettikleri ülkede istihdam olanağını ancak bu daha bireysel bakım gerektiren işlerde bulduklarını görmekteyiz. Yine kadınlar bu süreçte aslında kendi ülkelerindeki ailelerini de yakınlarını da desteklemek zorunda kalabiliyorlar. Düşük ücretli işlerde çalışıyorlar ama aynı zamanda gittikleri yerde hayatlarını sürdürürken genellikle göçmen kadınlarla ilgili çalışmalara baktığımızda bu kadınların geldikleri yerde kalan yakınları için de bir takım yatırımlar yaptığını görüyoruz. Bunlar az veya çok oluyor ama kadınlardan böyle bir beklentinin de olduğunu ne yazık ki görmekteyiz. Göçmen kadınların sosyal statüsü de ataerkil yapı ile çatışma içinde. Ataerkil talepler nedeniyle kuşaklar arası ve toplumsal cinsiyet temelli çatışmaların olduğunu görüyoruz. Ve göç ve kadın dediğimizde aslında bu süreçte insan ticareti konusunun da ele alınması gerekiyor. Çünkü bu da çok fazla ciddi mağduriyetler yaratan ve istismara çok açık bir konu. Ve kadınların burada da çok zor durumda kaldığını ve kendini ifade edemediğini görüyoruz. Özellikle eğlence sektörü, turizm sektörü gibi alanlarda, seks işçiliği gibi alanlarda kadın işçilerin artan oranda iş piyasasına katıldıkları gözlemlenmekte. İnsan ticareti, insan kaçakçılığı, aldatma, kandırma gibi bir takım zorlama, cinsel sömürü gibi bazı kavramları da kapsayan ne yazık ki bir kavram karşımıza gelmekte. Burada yani baktığımızda mağdurlarının çoğunun ciddi bir kısmının veya kadın olduğunu görüyoruz. Ve ne yazık ki bunların kesin sayılarını bilememekteyiz. Çünkü kişinin geldiği yani çok bunların farkına bile zaman zaman varmıyoruz. Ama ne yazık ki çok yüksek oranlarda bu şekilde mağduriyet yaşayan kadınların olduğu da bilinmekte, sayıları bilinmemesine rağmen. Şu da var, dünyada yaklaşık tahmini 1 milyon kadın ve çocuğun insan ticareti mağduru olduğunu da bilmekteyiz. Bu süreçte kadınlar psikoloji alanında da birçok göç ve göç sonrası süreçte kadınların nasıl etkilendiği ile ilgili çalışma yapan alanlardan bir tanesi de psikoloji. Burada kadının gücü, sağlamlığı, yeterliliği, becerileri üzerinde durulmakta. Yine genellikle kadınlarla ilgili yapılan çalışmalarda vurgulanan şey yaşadıkları ayrımcılık, ön yargılar, hoşgörüsüzlük veya işte baskı, kadınlar düşmanlıkla karşılaşabilirler ve baktığımızda aslında bunlar hep olumsuz olarak değerlendirilen, kadının bu süreçte yaşadığı olumsuzluklarına vurgu yapan bir anlatım şekli. Ancak şu var, dediğim gibi kadının sağlamlığının güçlü olduğu, yeterli olduğu alanların vurgulanması gerekiyor. Biz becerilerini nasıl arttırabiliriz? Nasıl sosyal yaşamda uyumunu arttırabiliriz? Ve var olan toplumla bağlantılarını daha güçlendirerek devam ettirebiliriz. Bunların da üzerinde çalışılması gerekiyor. Toplumsal cinsiyet konusu hem feminist teorilerde hem de sosyal psikolojide önemli konulardan bir tanesi. Ve kadının işte göç sürecinde yaşadığı sorunların bir kısmının da bu toplumsal cinsiyet temelli olduğunu düşünüyoruz.
Ve burada işlevsel bir bakış açısı sağlanması gerekiyor. Baktığımızda göç çalışmalarında 80'lerden itibaren kadın göç, kadın özellikle toplumsal cinsiyet merkezli ele alındığını görmekteyiz. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Göç nereye oluyor? Daha az gelişmiş bölgelerden, gelişmekte olan bölgelerden veya gelişmemiş bölgelerden daha gelişmiş olana doğru oluyor. Burada aslında kişilerden beklenen roller ve davranışların da farklılaştığını görüyoruz. İşte bu süreçte aslında hem bırakılan yer hem yeni gidilen yerde bir takım toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlar da yaşanabilmekte yazık ki. Cinsiyet hepimizin bildiği gibi bizim hayatımızı şekillendiren bir güç, ancak uluslararası göç çalışmalarında sürekli düzenli olarak dışlanan bir konuda olduğunu görüyoruz. Sadece kişinin cinsiyeti psikolojik veya biyolojik farklılıklarla değil, aynı zamanda bizim cinsiyetimiz sosyal ve kültürel faktörlerle de ilişkili bir kurgu olarak, sosyal bir kurgu olarak da karşımıza çıkmakta ve dediğimiz gibi işte 1970'lerden itibaren kadınlar genellikle göç literatüründe takipçiler, bağımlılar, verimsiz kişiler, eşi takip ettikleri için yalıtılmış, daha okuma yazma bilmeyen, daha alt grup olarak ele alınırken, ama yeni araştırmalarda aktif birer karar verici olarak kadınların göç sürecine katıldığını görüyoruz. Kadın veya erkek olmak doğuştan ve doğal. Ancak kadınlığımızı veya erkekliğimizi nasıl yaşayacağımız bizim kültür tarafından belirlenmekte ve etkilenmekteyiz. Toplumsal cinsiyet gücün kullanımı ve paylaşımını etkileyerek doğrudan aslında bizim ekonomik, sosyal, politik etkileşimi ve ihtiyaçlarımızı da yönlendiren bir süreç. Toplumsal cinsiyet, aile, toplum, devlet yapısı ile gelenekselleşebilmekte. Bu doğrultuda baktığımızda toplumsal cinsiyet kavramı kimlik, algı, deneyimleri şekillendiriyor, göç sürecini doğrudan etkiliyor. Yine göçmenin yaşamını da şekillendiriyor. Çünkü yeni geldiğimiz yerde rollerimiz de değişiyor. Yani bizden beklenenler değişmekte. Bizim bize yeni sorumluluklar üstlenebilmekteyiz. Bunu da bunu da dikkate almamız gerekiyor. Kadınlar her zaman erkek dünyasında yaşıyorlar. Bu bir gerçek. Tarihsel olarak da değerlendirdiğimizde erkek aileden başlayarak aslında ataerkil bakış açısıyla tüm hayatı etkilemekte ve kadınlar da aslında bunu öğreterek bir şekilde işbirliği yapıyorlar. İşte bizim göç sürecinde toplumsal cinsiyet kavramını merkeze alan çalışmalarla aslında göçe kimin katılacağı, göçmen nereye gidileceği veya ne zaman gidileceği konusunda toplumsal cinsiyetin etkilerini görüyoruz. Ataerkil yapıya göre arkadaşlar, cinsiyet yapısına göre kadın ücretsiz ev emekçisi olarak görülmekte ve göç sürecine de aktif olarak katılmadığını, ekonomik olarak önemsiz görüldüğünü biliyoruz. Göç süreci toplumsal cinsiyet rollerinde ve hane içi güç ilişkilerinde radikal değişimlere neden oluyor ve geleneksel ilişkilerde hanenin reisi olarak evin geçimini sağlayan, beraberinde güç ve söz sahibi olan erkeklerin kadınların ücretli işe girmesiyle veya kadınların yeni girdikleri baskın toplumda farklı rol modeller görmesiyle bir takım kontrol ve statü kaybına uğradıklarını da görmekteyiz. Göç kadınların geleneksel cinsiyet rolü kalıplarının değişmesinde bir ivme kazandırmakta ve kadınlar baktığımızda göç süreci ve sonrasında memnun olmadıkları ilişkilerini sonlandırabiliyorlar. Ve evde ilişkili kararlarda daha fazla kontrol gücüne sahip olduklarını gözlemliyoruz ve kişilerin daha özelleştikleri
görülmekte. Sosyal psikolojik olarak baktığımızda sosyal kimlik kuramı ile bağlantılı süreci değerlendiriyoruz. Ve kişi ait olduğu sosyal kategoriler bireye referans çerçevesi sağladığını görmekteyiz. Ve kişi bu süreçte diğer kişilerle farklılaşma süreci sonucu bir sosyal kimlik inşa ediyor. Biz neye göre sosyal kimliğimizi oluşturuyoruz? İşte din, cinsiyet, milliyet, politik partiler gibi farklı referans gruplarıyla kendi aidiyetlerimizi oluşturmaktayız ve bu kimliği içselleştiriyoruz. Herhangi bir gruba üyeliğimiz sonucu gruptaki prototip bütün özelliklerin bizlerde var olduğunu varsayıyoruz. Ve arkadaşlar, karmaşık ve belirsiz bir kavram olarak yorumladığımız kimliğin belirgin hale gelmesinde iç grup, dış grup gibi kavramlar, gruplar arası süreçler aslında sosyal kimliğimizde çok ciddi olarak etkilemekte. Bireyin yaşamında etnik ve dini gruplar aslında çok önemli bir işleve sahip. Çünkü bireyin olumlu kimlik, güvenlik, aidiyet gibi bir takım ihtiyaçlarını giderdiğini görüyoruz. Burada etnik ve dini kimlikler sosyal kimliğin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Etnik kimlik kişinin ait olduğu sosyal grupla paylaştığı geçmiş, dil, kültürle bağlantılı inşa edilen öznel değerlendirmelerini kapsamakta. Bu zaman içinde değişebiliyor. Dediğimiz gibi farklılaşabilmekte. Yine arkadaşlar, bireylerin dini bir takım kimlikleri de onların sosyal kimliklerini şekillendirmekte. Yine göçmenler sürecinde baktığımızda bunlar dezavantajlı gruplar olarak ele alıyoruz ve bunların ayrımcılık içeren bir takım davranışlarla karşılaştıklarını görmekteyiz. Dediğimiz gibi bu ayrımcılık birey veya grup düzeyinde olabilir. Yine göçmenlerin yeni gittikleri yerde kültürleşme süreçlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Bir takım farklı stratejilerle yeni girdikleri gruba uyum sağlamaya çalıştıklarını da görmekteyiz. Yine kadınların daha fazla bu süreçte ayrımcılığa maruz kaldığını ve daha olumsuz etkilendiğini de biliyoruz. Berry'nin özellikle bu alanda ortaya koyduğu kültürleşme teorisiyle beraber dört farklı stratejiden bahsediliyor. Bütünleşme, asimilasyon, marjinalleşme ve ayrılma. Bunlar kişilerin kendi aidiyet gruplarıyla ilgisiyle ve yeni gruba katılma istekliliğiyle farklılaşan şekilde biri tercih ediliyor. Tabii bunda geniş grubun hangi stratejiyi tercih ettiği, yeni gelenleri nasıl karşıladıkları da süreci etkilemekte. Evet, benim sunumum bu kadar. Süreyi çok da aşmak istemiyorum. Herhalde Melike Hanım hocam, nasıl? Evet süreniz... hocam, ben de tam size süreyle ilgili bir hatırlatma yapacakken siz bitirdiniz. Dakikliğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sorularımız geldi chat kısmından. Ben size okumaya başlayayım soruları isterseniz. Sunumunuz için de çok teşekkür ederiz. Gayet bilgilendirici ve fikir verici olduğunu düşünüyorum. Ahmet Bey'in sorusundan başlayayım. Göç süreçlerinde göçün gerçekleşmesine bağlı olarak da kadının göçe katılım süreci değişiklik gösteriyor diyebilir miyiz? Yani ekonomik temelli göçlerde veya savaş nedeniyle gerçekleşen zorunlu göçlerde kadının göçe katılımı eşit mi? Hayır, değil. Yani diğer durumda kadınların göç sürecine bir kriz anında daha hızlı karar verip, yani kendisini ve çocuğunu korumaya amaçlı hızla hareket ettiği süreçte baktığımızda daha hızlı karar verip o koruma süreciyle refleksiyle daha fazla katıldıklarını görüyoruz. Örneğin şu anda, değil mi,
yaşanan bir yine işte savaş durumu var. Orada da 1 milyondan fazla insanın ülkeden ayrıldığını görüyoruz. Bunların çoğu da çocuklar ve kadınlar. İnsanlar işte çocuklarını korumak anlamıyla daha fazla sürece katılıyorlar. Diğer taraftan ekonomik temelli gerçekleşen göçlerde ise kişi daha fazla değerlendirme yapıyor. Çünkü düşünmek için daha fazla vaktiniz var. Neyi değerlendiriyorsunuz? Gittiğiniz yerdeki harcayacağınız emeği, burada bıraktıklarınızda bir takım pahalara neden olacağını değerlendiriyorsunuz. O zaman daha rasyonel bir karar verme süreci işliyor. Evet hocam, çok teşekkürler. Merve Hanım'ın sorusunu ileteyim. Hocam, Güneydoğu bölgemiz başta olmak üzere ülkemizde genç olan göçmen kadınlara yönelik evliliğe sürüklenmeleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? İşte bu toplumsal cinsiyet rolleriyle bağlantılı. Kadınlar ne kadar az eğitim de kalırlarsa aslında erken yaşta evliliğin de o kadar arttığını görüyoruz ne yazık ki. Zamanında olması beklenir ama kadınların mümkün olduğunca kız çocuklarının okulda kalması gerekiyor ve bu süreçte özellikle anneler tarafından da bu sürecin de desteklenmesi gerekiyor. Evet, yani bilinçli bir eğitim özellikle kız çocuklarına yönelik bunun önüne geçmek için belki dediğiniz gibi en iyi adımlardan biri diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Adile Hanım'ın sorusuna geçiyorum. Kadınlığın ve erkekliğin nasıl yaşanacağını kültür belirlemekte dediniz. Ülkemizde göçmen kadına karşı nasıl bir göçmenlik beklentisi var sizce? Göçmen kadından nasıl bir rol isteniyor? Yani şimdi ülkemizde baktığımızda aslında bu göçmenlerle ilgili genel olarak kadın ve erkek olarak ayırmıyorum. Göçmenlerle ilgili yeterli sayıda çalışmanın belki olmadığını görüyoruz. Neden? Ülkemizde İranlılar var, Afganlılar var, işte Azeriler var. Çok farklı gruplar var. İşte Afrika'dan gelenler var. Şimdi baktığımızda aslında biz bu gruplardan bile ne beklediğimizi tam olarak netleştirmiş değiliz ne yazık ki. Yani biz öncelikle onunla ilgili bir yol haritası oluşturabilsek zihnimizde, yani biz ne bekliyoruz? Nasıl istihdam etmeliyiz? Nasıl uyum süreçlerine dahil etmeliyiz? İşte 5 sene sonra, 10 sene sonra nerede görüyoruz diye bir değerlendirme yapmamız gerekiyor aslında. Ve bu süreçte kadının geldiği kültürel bağlama göre de kadından beklentiler farklılaşıyor. Ama şu bir gerçek, her zaman dediğim gibi göç daha az gelişmiş yerden daha gelişmiş yere doğru yapılıyor ve bu da bir takım davranış değişikliklerine neden oluyor. Bu da çok doğal. Ve kadınların işte Suriyeli kadınların istihdamı veya İranlı kadınların çalışması. Bu tip ciddi değişimlerin olduğunu görmekteyiz. Kesinlikle hocam, çok teşekkürler. Belemir Şengül'ün sorusu, nitelikli göç olarak adlandırabileceğimiz beyin göçü sürecinde kadının konumunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani nitelikli bir ekspatlarda baktığımızda ülkeye gelen kişilerin bu anlamda eğitim durumlarının belki eşdeğerliklerin sayılması, yani bunlar ciddi birer kaynak ve değerlendirilmesi gerekiyor. Ama öncelikle bizlerin çok iyi bir şekilde bunları bilmemiz gerekiyor. Yani bizlerin de farkında olmamız gerekli. Evet, göç süreci her zaman biraz daha alt işlerden başlayarak devam ederiz. Yani eğitim düzeyimiz yüksek de olsa belirli bir süre daha uyum süreci için o grubu tanırız, işleri
yoluna koymaya çalışırız, hayatımızı yoluna koymaya çalışırız. O zaman da kendi eğitimimizden daha düşük işlerde çalışabiliriz. Ama baktığımızda bunun yani fark edilip değerlendirilmesi gerekiyor. Teşekkürler hocam. Nurşah Hanım'ın sorusunu iletiyorum. Aile planlaması konusunda kadın göçmen ne yazık ki söz sahibi olamadığı, fiziksel psikolojik şiddete maruz kalan, gruplarla yapılmak istenen çalışmalarda, projelerde ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir? Çünkü bu konuda bilinçlendirmeye yönelik eğitimlere, çalışmalara katılmalarının göçmen kadınlar için aile içlerine daha büyük sorunlara sebep olduğuyla ilgili örnekler duyuyorum demiş. Yani belki çalışmaların sadece tek bir grupla yapılmaması gerekiyor. Oradaki en hassas ve ince çizgi o diye düşünüyorum. Yani grubu bir bütün olarak alma veya farklı gruplarla karma bir şekilde sürece dahil etme önemli. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Bunu da yine dernek olarak dikkate alacağımız konulardan biri bizde, çünkü sahada çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bu konu birazcık dediğiniz gibi farklı bir hassas bir konu. Hassas bir... Yani kişilerin özel hayatına giriyorsunuz. Kesinlikle aynı. Ve işte kadının anlamı, karşı tarafta kadından beklentiler, yeni gelinen yerdeki beklentiler, kadının özgürleşme çabası, var olması, bir takım kültürel engeller, ama bunu tek kadınla aşabileceğimiz bir durum değil bu. Kesinlikle. Hatta kadınlar belki kadınlar, erkekler ve eğer varsa, ki ben de alanda çalışmaya gayret ediyorum, tabii ki sizin kadar değil. Yani evdeki özellikle Suriyeli grubuna baktığımızda daha yaşlı grupla belki biraz daha iletişime geçmek gerekiyor. Yani o kültürel dinamikleri iyi kullanmamız lazım. Kesinlikle hocam. Çok önemli bir tavsiye. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok vakti almadan devam edeyim ben sorulara. Didem danıştığım için teşekkür etmiş ve ayrılmış Didem Danış hocamız. Geçen anki akademisyen konuklarımızdan biriydi. Ben teşekkür ederim hocama. Zeynep Selek Hanım'ın sorusunu iletiyorum. O doğrudan bana gönderdiği için sadece ben görebiliyorum. Öncelikle paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Kadınların uyum sürecini belirleyen faktörlerin eğitim ve iş piyasasına katılmalarıydı. Bu durumu da göz önüne alarak göçmen kadınlara yönelik yapılan istihdam politikalarında hangi noktalara dikkat etmeliyiz demiş. Öncelikle kadınların istihdam edildiği, yani sürece katılıp katılmayacaklarının çok farkında olmamız gerekiyor. Yani eğer kadınların, çünkü Suriyeli gruplara baktığımızda Suriyeli göçmen kadınların bir kısmının bir takım yoksulluklar yaşasa da çalışmak istemediğini de ben gözlemledim. Şimdi eğer kadının böyle bir angajmanı varsa eğer, bu sürecin halk eğitim gibi veya STK'larla desteklenerek yönlendirilmeleri gerekiyor. İşte biraz önce dediğimiz gibi kadının eğitim durumunun, bilinç düzeyinin, yani bütün bunların hepsinin aslında biraz farkında olmamız lazım. Öncelikle ama kadınlara dil eğitimi, iyi bir dil eğitimi vermemiz gerekiyor. Ve bu dil eğitimini mutlaka çocuklarını bırakarak değil, çocuklarıyla beraber bir arada vermemiz gerekiyor. Yani kadını bir takım güçlükler yaşayarak o eğitimi alması değil. Kadının hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız bir şeyi günlük hayatını da kolaylaştırarak yapmamız gerekiyor. Ondan sonra kadın istihdam olacaktır. Yani kendisine bir iş bulacaktır. Ama kadının eğitim anlamında kendini ne kadar yeterli hissederse o kadar rahat alanda var olabildiğini görüyoruz. Kesinlikle ya. Hocam aslında bu sadece göçmen kadınlar için de geçerli değil baktığımız zaman. Yani anne çocuk ya da baba çocuk dostu ortamlar ne kadar iyi verilebilirse hayata, evet, katılım da o kadar mümkün olabiliyor aslında, evet, değil mi?
Çok teşekkürler hocam. Şimdi Adile Hanım bir ufak bir soru daha sıkıştırmış araya. Demiş ki ülkemizde kadın göçmenler mi yoksa erkek göçmenler daha çok adapte olabilir sizce demiş. Baktığımızda erkek göçmenler iş alanında baskın grupla çok daha fazla etkileşim içindeler. Çok daha fazla etkileşim içinde oldukları için ister istemez uyum sağlıyorlar. Ama kadınlar ne yazık ki işte o Berin'in bahsettiğimiz ayrılma stratejisini benimsedikleri için bazen zorunlu olarak bazen gönüllü olarak. Bu ayrılma stratejisi sadece sizin kendi küçük grubunuzla, kültürel grubunuzla ilişkiyi sürdürmenizi sağlıyor. Bunu sürdürdüğünüzde kendinizi psikolojik olarak daha iyi hissediyorsunuz. Daha rahat hissediyorsunuz, zorlanmıyorsunuz. Ama bunun bir bedeli var. Her zaman bir izolasyon yaşıyorsunuz baskın grupta. Yani kadınlar biraz daha zor uyum sürecini tamamlıyorlar. Ama ona baktığın diğer taraftan da kadın çocuğu okula gittiğinde okulda öğretmenle iletişime geçmesi gerekiyor. Yani en önemli bariyer eğer kadının o dil bariyerini ortadan kaldırırsa kadınların uyum süreçleri de daha yüksek oluyor. Çünkü hem çalışıyor hem çocuğu için hayatını sürdürmek zorunda okula gidiyor, çocuğunun arkadaşlarıyla görüşüyor, günlük alışverişlerini yapıyor, günlük hayatta kalması lazım. Ama bunu yapmadığımızda kadın ne yazık ki o küçük dar çerçevesinde kalıyor. Ve genellikle göçmen grupların yaşadıkları yerlere baktığımızda kendi tanıdıklarının etrafına eklemlendiklerini görüyoruz. Bu bir homojen grup, daha heterojen hale geldikçe uyum sağlanıyor. Yani kenti, yaşadığı yeri, farklı mahalleleri, farklı sokakları, diğer marketten alışveriş etmek, konuşmak, komşuyla konuştuğunda işte bir yerli yemeği öğrenmek veya internetten izleyip bunu yapmak. Bakın bunların hepsi kadının kültürleşmesine ve uyum sağlamasına neden oluyor. Uyum dediğimiz şey sadece davranış değil, yani sosyokültürel bir süreç aslında. Yani kişinin sosyokültürel ve psikolojik bir bütün olarak kişiyi etkileyen bir durum, uyum kavramı. Ve buna baktığımızda işte yemek kültürünün değişmesi, giyiminin değişmesi veya ne bileyim, çocuğunu okula götürmesi, bütün bunların hepsi bir bütün. Ve kişinin uyumuna böyle ufak bir taş koyuyor. Televizyonda bir Türk dizisini izlemesi veya bir Türk müziğini dinlemesi. Bunlar bir uyum göstergesi aslında. Evet, kesinlikle. Diye düşünüyorum. Nur Hanım'ın sorusuna geçiyorum. Nur Üstü'nden. Vakti verimli kullanmak adına ikinci sorumuzu alıyorum Nur Hanım. Yerel yönetimlerin kadın göçmenlere, mültecilere yönelik faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Eleştirileriniz, önerileriniz neler olabilir? Yani sadece biz yardım yapmak üzerine bu konuya bakmamalıyız. Yani kişilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Yani o psikolojik sağlamlık dedim, kişinin güçlendirilmesi. Önemli olanı bizler insanlara kısa zamanlı değil, daha uzun vadeli bakmalıyız sürece. Yani hayata katılmaları, sosyal yaşama katılmaları için desteklenmeliler. Eksiklikler var ama giderilmeyecek şeyler değil. Yani sürekli eleştirerek değil de var olanın üzerine artı ne koyabiliriz diye bakmamız gerekiyor. Sizler gibi sosyal toplum kuruluşları çok önemli. Yani çok ciddi bir kaynaksınız. İyi ki varsınız sizler de. Ve devletin bir yere kadar, diğer tarafta böyle dışarıdan desteklerin de daha güçlendirilerek devam ettirilmesi lazım. Yerel yönetimlerin de mümkün olduğu kadar dediğim gibi yani bir okuma yazma kursu olabilir. Yani bu kadınlar çocuklarıyla beraber izleyen kadın erkek fark etmez aslında. Bir meslek edindirme kursu olabilir. Bunların teşvik edilmesi gerekiyor.
Kesinlikle hocam. Yani çok teşekkürler dikkat çektiğiniz nokta için. Yani biz de aslında dernek olarak sizin başta bahsettiğiniz üzere yani bir yardım edilen pozisyonundan çıkartıp artık bir hayata katma, topluma kazandırma üzerinde çok durmak istiyoruz. O amaçla aslında kurulduk. Türkçe üzerine de yine projelerimizi yazmaya devam ediyoruz. Bütün katılımcılara da duyurmuş da olalım. Hepinizin de katkılarını bekleriz, açığız. Geçiyorum Ahmet Bey'in sorusuna. Türkiye'de son zamanlarda kendi işlerini kuran göçmen girişimci kadınların arttığını görüyoruz. Erkek göçmenlere oranla kadınların bu konuda daha cesur davranmasının nedeni ne olabilir? O güvenli alanı yaratmaya çalışıyorlar aslında. Yani kadın daha korumacı, daha kollamacı davranıyor. Sorumluluklarını belki daha fazla hissediyorlar. İşte dediğimiz gibi o bireysel bir takım nedenler olabilir. İşte sıkıntılı bir takım ilişkiler olabilir. Ama bunun dışında kadınlar daha işte Türkiye'de daha özgür, daha eşitlikçi bir ortamla karşılaştıkları için kendilerini daha rahat ifade ediyor olabilirler diye düşünüyorum. Çok çok doğru bir nokta hocam. Çok teşekkürler. Zehra Hanım demiş ki hocam kadın hakları konusunda ülkemizde genel olarak bir duyarlılık söz konusuyken mesela mülteci veya özellikle Suriyeli kadınlar konu olduğu zaman feminist bazı dernekler de dahi ya da çalışmacılar da dahi ayrımcı bir yaklaşım görebiliyoruz. Bunu sosyal psikolojik açıdan nasıl yorumlarsınız? Aslında yani burada biz insan temelli baksak bütün sorunlarımız ortadan kalkacak. Yani insan hakları neyse hepimize aynı haklar. Aynen öyle hocam, kesinlikle ya, bu soru bana şeyi de hatırlattı, yani yine güncel Ukrayna'daki o duyar aslında savaşın sanki yeni olmuş gibi görünmesi, yine Suriyeli mülteciler belki özellikle de yine Filistin'de, Ortadoğu'da birçok yerde yapılan bu yorumlara hatırlattı bana da, yani bu söylediğiniz şey aslında insan temelli olmak çözecek her şeyi. Evet. Ve empati becerisi kazanmalıyız. Yani şu an evet güvendeyiz, rahatız ama yarın öbür gün ne olacağımızı biz de bilmiyoruz. Onlar da bilmiyorlardı. Yani biraz empati ve bana olursa ben ne hissederim? Benim annem, ben. Yani insan olarak ben ne yaşarım diye düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ahlaki ikiyüzlülük yapmayalım lütfen. Yani insanlara insan olduğu için değer verelim. Çünkü bizim de birçok insanımız başka bir yerlerde, onlar da göçmen. Kesinlikle. Yani bunu bir hayat dersi gibi cebimize alalım bugünkü yayından. Sağ olun. Çok sağ olun. Belemir Çengil demiş ki, göç sağlığı merkezlerinin kadınlara yönelik psikolojik destek programları var mı? Varsa yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Valla desteklenmesi gerekiyor şey olarak yani psikolojik sağlıkları çünkü bu grupların baktığımızda depresyon, anksiyete çok daha fazla yaşadıklarını görüyoruz. Posttravmatik stres sendromunu daha yüksek oranda yaşadıklarını görüyoruz. Çoğu zaman kendilerini çok rahat ifade edemediklerini görüyoruz. Çünkü neden? Bir dil bariyeri var ne yazık ki. Yani burada sadece bizim işte Türkçe bilen kişiler değil de onların dillerinde de onlara destek olabilecek çift dillik destek mekanizmalarını yaratmak önemli diye düşünmekteyim. Evet, kesinlikle sağlık alanında özellikle böyle şeylere çok ihtiyaç var. Hakikaten sorunun da Ve paralel. bu sadece bakın bu sadece Suriyeliler açısından değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani Türkiye'de Afganlılar var, Iraklılar var, İranlılar var. Yani bu grupların da dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyim. Yani Nijeryalılar var. Yani sadece tek bir grup değil. Her grupla ilgili aslında bir takım çalışmalarımızın, destek mekanizmalarımızın olması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü bu çok insani bir şey. Evet, temel bir ihtiyaç yani aslında. Hocam son sorumuzu da cevaplamış olmuşuz. Çok teşekkür Çok ediyoruz aktardıklarınız için. Katılımcılarımız da çok teşekkür etmişler. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz Çok için. memnun olduk. Çok inşallah istifade edilmesi üzere de YouTube'a yükleyeceğiz. Kaçıranlar da oradan izleyebilirler. Hocamıza sunumu için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılarımıza da haftaya yine göç ve kadın alanında Asuman hocamız size eşlik edecek. Onu da dinlemek isterseniz hepinizi bekleriz diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ olun. Hoşçakalın.